Herkese merhaba arkadaşlar hukuk öğretmeni hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Evet ufak ufak toparlanalım, hızlıca başlayalım hızlı bir ders olacak, hızlı bir genel tekrar olacak. Ee, bakalım kaç dakika sürecek? Bugün bitirebileceğiz mi? Bugün bitiririz diye planlıyorum. Bakak bakalım nereye kadar gideceğiz? Şimdi arkadaşlar herkes hazırsa başlayalım. Güzel toparlanıyoruz. Çok güzel. Bir dakika içerisinde yaklaşık 250 kişiye ulaştık. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün işte 4 günümüz falan kaldı. Kaymakamlık sınavı iyi seçici bir sınav. Mahalli idareler 9 soru geliyor. Bu 9 sorudan inanıyorum ki çok rahat 8'ini buradan yakalayacağız. Toplandı herkes. Yayını kaydedeceğim. YouTube'da da paylaşacağım. Tamam mı? Sizden ricam sınava 4 gün kaldı. Zaten siz bu konuları bitirdiniz. Tekrar ettiniz, soru çözdünüz, çıkmış soruları çözdünüz. Buraya kadar herhangi bir problem yok. O yüzden ben hızlı ve nokta atışı şeklinde anlatacağım derse. Tamam. Hadi bakalım. Yorumları kapatıyorum. Yorumları kapatıyorum. Haydi bakalım maçımız başlasın. Arada bir yorumları açacağım. Okey. Şimdi arkadaşlar anlatacağım şeylerden öncelikle bahsedelim. Birincisi köy kanunundan bahsedeceğim. Sonra mahalli idari birlikler kanunundan bahsedeceğim. Sonra mahalli idareler Mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçim kanunundan bahsedeceğim. Sonra arkadaşlar il özel idaresinden bahsedeceğim. Sonra belediye kanunu, sonra ise arkadaşlar büyükşehir belediye kanunundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, biz mahalli idareler deyince yani anayasada mahalli idareler deyince karşıma ne çıkıyor? Bunu bilmem lazım. Birincisi arkadaşlar il özel idaresi çıkıyor, belediye çıkıyor, köy çıkıyor ve büyükşehir belediyesi çıkıyor. Şimdi büyükşehir belediyesine parantez açıyorum diyorum ki kaynağını anayasadan alıyor. Niye? Anayasa diyor ki büyük yerleşim merkezlerinde yönetim biçimleri oluşturulabilir. Tamam? Oluşturulabilir dediğinden kastı yani büyük şehirde yapabilirsin. Tamam mı? Şimdi bu mahalli idarelerin kamu tüzel kişilikleri var mı? Var. Bu mahalli idarelerin kamu tüzel kişilikleri olduğuna göre yönetmelik çıkartabilirler mi? Elbette ki çıkartabilirler. Kamulaştırma yapabilirler mi? Kamulaştırma yapabilirler. Peki mahalli e, bu mahalli idarelerin arkadaşlar seçimleri kaç yılda bir yapılacaktır? 5 yılda bir yapılır diyeceğiz. Tamam mı? Seçimler 5 yılda bir yapılır. Bizim toplam kaç tane ilimiz var? 81 il var. Kaç tanesi Büyükşehir Belediyesi? 30 Büyükşehir Belediyesi. 30 Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyeler kanunuyla birlikte 30'a sayı çıktıktan sonra bunlardan ne olan kapatıldı ne il özel idareleri tamamen kapatıldı. Yani şunu diyeceksin kardeşim sen Büyükşehir Belediyesi isen e, neyin yoktur? İl özel idaren yoktur. Büyükşehir belediyeleriyle ile beraber il özel idareleri de tamamen kaldırılmış oldu. Şimdi normal il belediyesi 30 büyük şehirse toplam bir toplamda da 81 dersek 51 tane il belediyesi vardır. 51 tane de il özel idaresi vardır diyeceğim. Tamam. Şimdi e, temel birkaç vurgu yapıp geçeceğim. Şimdi il özel idareleri en baştan başlayalım. Bakanlar bakanlıklar Tamam. Bakanlıklar ne ile kurulur? Buradan başlayalım. Bunlardan herhangi birinden soru gelebilir. Bakanlıkların kurulması cevap ver. Cumhurbaşkanlığı karar namesiyle. Küçük küçük notlar aldım. Arada bir notlara bakacağım. Peki devam ediyorum. İl ve ilçelerin kurulması, adlarının değiştirilmesi ne ile olur? İl ve ilçelerin kurulması, adlarının değiştirilmesi neyle olur? kanunla olur. Peki bir ilin ilçenin sınırlarının değiştirilmesi neyle olur arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı onayla Cumhurbaşkanı onayıyla olur diyeceksin. Devam edelim. Büyükşehir belediyeleri neyle kurulur? Kanunla kurulur. Belediyeler neyle kurulur? Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur diyeceksin. Peki il özel idareleri neyle kurulur? İl özel idareleri ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasına dair kanunla da kendiliğinden ortadan kalkar. Yani ille gelir, ille gider diyeceksin. Devam. Devam. Mahalli idari birlikler. Mahalli idari birlikler bir sınavda çıktı arkadaşlar. Nasıl oluşur diye? Cumhurbaşkanının izniyle kurulur mahalli idari birlikler. Başka köy. Köyler arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla karşımıza gelmektedir. İçişleri Bakanlığı. Tamam. Şimdi geçtim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi 30 büyük şehirden bahsettik değil mi? En son yapılan kaymakamlık sınavında geçen sene 2019'da yapılan kaymakamlık sınavında neyi sordular bize? Dediler ki aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesi değildir. Şimdi ben size İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Trabzon, Samsun bunların büyükşehir belediyesidir. Dikkat edin dememe gerek yok. İzmir'in büyükşehir belediyesi olmadığını eee büyükşehir belediyesi olduğunu bilmeyen var mı veya Eskişehir'in veya Ankara'nın veya İzmir e, İstanbul'un bunlara değinmeyeceğim ama nokta atışı yerler vereceğim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bunları yuvarlak içerisinde aldım. Bunlar üzerinde duralım. Bu şehirlerimiz vardı. Kahraman, Gazi, Şanlı şehirlerimiz vardı. Bunlar tabii ki nedir arkadaşlar? Büyükşehir diyeceğiz. Konya elbette ki büyükşehir. Diyarbakır elbette ki büyük şehir. Peki devam ediyorum. Doğuya git. Doğuya git. Erzurum büyük şehir. Erzurum çok büyük bir hastanesi var mesela ben orada e, bir müddet kaldım iki ay kadar biliyorsunuz tedavi sürecinde çok büyük bir şehir çok büyük bir hastanesi var orada aklınıza gelsin Muğla turizm şehri elbette ki büyük şehir Trabzon Ordu büyük şehir Mersin Mersin seçimlerde çok gündeme gelmişti istifa e, etme geri aday gösterme falan Mersin elbette ki büyük şehirdir tamam e, Gaziantep Eskişehir Mardin Doğanın e, böyle turizmin çekildiği yer. Mardin elbette ki nedir arkadaşlar? Büyük şehirdir diyoruz. Şimdi başlayalım bakalım. Sıkıntılı yerler. Hatay. Tamam. Bak Hatay'da karşına şey getir. Orman yangınları, yeni orman yangını. Güncel bir bilgi. Tamam mı? Hatay elbette ki büyük şehir diyeceksin. Tamam mı? Hatay. E, Aydın, Aydın Didim. Kuşadası. Ee, oraların böyle turistik yerleri elbette ki Aydın'da büyük şehirdir arkadaşlar. Ee, Manisa sıkıntılı. Manisa. Tekirdağ sıkıntılı. Şöyle düşüneceksin. Kocaeli mesela büyük şehir mi? Elbette ki arkadaşlar. Ve şu an göremiyorum. Kocaeli büyük şehir değil mi? Kocaeli büyük şehir ya. Bakın. İstanbul, İstanbul gelişmişlik bakımından o kadar yüksek ki sanayisinin bir kısmını Tekirdağ'a göndermiş. Bir kısmını Sakarya'ya göndermiş. Bir kısmını Kocaeli'ye göndermiş. Sanayi gittikten sonra oraya da nüfuslar gitmiş. Orayı büyük şehir yapmış. Hocam tek tek bunların üstünde duruyorsun. Önemli mi? Önemli sordular. Sivas büyük şehir mi? Değil. Tamam. Büyük şehir olmak için nüfus kıssasımız vardır. 750 bin nüfus kıssasımız vardır. İşte nüfus kıssası bakımından gittiğimizde Sivas'ı büyük şehir olarak kabul etmeyeceksin. Tamam. Manisa büyük şehirdir. Ee... Denizli büyük bir deniz Denizli'ye adını vermiş. O zaman ne yapacaksın orada? Büyük şehir yapacaksın diyoruz. Malatya kayısı. Kayısıyla ünlü bir büyük şehir. Denizin Olmayan ama adı denize kıyısı olmayan ama adı denizden olan bir ilimiz var. Oraya da ne diyoruz arkadaşlar? Büyükşehir diyoruz. Hocam tamam mesajmalıyorsun farkındasın değil mi? Kesinlikle farkındayım saçmaladığımın ama şunu bilmende de fayda var. Bunları bu şekilde kodlayacaksın. Tamam 30 tane büyükşehir ezberlemekle orayı çözemezsin diyorum. Şimdi geldik bir diğer başlığa. Sonra köy kanunuyla devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir belediyesi olduktan sonra büyük şehirlerde ne kalktı? Ne kalktı? Bana cevap ver. Ne kalktı? İl özel idaresi kalktı mı? Kalktı. Peki il özel idaresi içerisinde yer alan vali. Vali. Büyük şehirlerden bahsediyorum tamam mı? İl özel idaresi içerisinde yer alan vali. İl özel idaresi içerisinde yer alan il encümeni. İl özel idaresi içerisinde yer alan il genel meclisi. Bunlar da büyük şehirlerde ...büyükşehir belediyelerinde var mıdır dersem... ...tabii ki yok diyeceksin. Neden? İl özel idarelerinin kalkmasıyla bunlar da ortadan kalkmış oldu. Peki, ee, bunlar ortadan kalktı da... ...il özel idaresinde, e, büyükşehir belediyelerinde... ...il özel idaresi giderken köyleri ne yaptı? Köyleri de götürdü. Hocam, köyler ne oldu? Mahalle oldu diyeceksin. Tamam, o zaman kilit cümlem şu... Ey Büyükşehir Belediyesi artık sen il özel de yok. İl özel de yoksa il genel meclisi yok. İl enjümeni yok. Köy yok. Neden bunlar önemli? Adam diyor ki... E, büyükşehir Belediyesi'nde ikamet eden bir vatandaş... Seçimlerde aşağıdakilerden hangisine oy kullanamaz diyor. Yukarıda verilenlerden hangisine oy kullanamaz diyor. O yüzden... Sen Büyükşehir Belediyesi'ndeysen il genel meclisine oy kullanamazsın. Köy muhtarına oy kullanamazsın. Neden? Bunlar Büyükşehir Belediye Kanunu'yla beraber ortadan kalktı. Peki devam edelim. <laughs> Peki şimdi sen diyelim ki köyde yaşıyorsun tamam mı? Köyde yaşayan bir vatandaşsın. Köyde yaşıyorsan kimlere oy kullanabilirsin? 1- köyde yaşadığına göre senin yaşadığın yer büyükşehir belediyesi değildir. Nasıl o anlıyorum ben bunu? Çünkü büyükşehir belediyesi olan yerde köy olamaz. Tamam mı? Devam. Şimdi o zaman sen büyükşehir belediyesi değilsen bir kime oy kullanacaksın? İl genel meclisine köyde bulunan vatandaştan bahsediyorum. İl genel meclisine oy kullanır. Başka köy muhtarına oy kullanır. Başka ihtiyar meclisine oy kullanır. Tamam. Devam. Üçün oy kullandı. Gittik. Şimdi gidelim. Hop. Nereye gidiyoruz şimdi? Büyükşehir'e. Ben Büyükşehir'de yaşayan. Nereydi Büyükşehir? Denizli. Nereydi Büyükşehir? Bursa. Ordu. Samsun. Tamam mı? Buralar Büyükşehir. Şimdi gittim ben Büyükşehir'de oy kullanmaya. Büyükşehir'de oy kullanacaksam. Bir. Nereye kullanırım? Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy kullanırım. Bir. İki. Eee il il belediye başkanına oy kullanırım. İlçe belediye başkanına oy kullanırım. Mahalle muhtarına kullanırım. Mahalle ihtiyar heyetine kullanırım. Şimdi bak dikkat et. Ee, büyükşehir belediye başkanına kullandın. Belediye baş ilçe belediye başkanına kullandın. İlçe belediye meclisine kullandın. Mahalle muhtarına kullandın. Mahalle ihtiyar heyetine kullandın. Burada dikkat ettiğin yer var mı? İlgene meclisi yok. Hocam niye Genel Meclisi yok? Çünkü orada büyükşehir il özel idareleri kaldırıldı. Tamam? Buna kullanmıyorsun, düşmeyeceksin. Başka kim yok? Büyükşehir belediye meclisi yok. Neden? Çünkü büyükşehir belediye meclisi böyle halkın doğrudan seçtiği kişilerden oluşmuyor, çıktı. Tamam? En son yapılan kaymakamlık sınavında bunu da sordular. Büyükşehir belediye meclisi anlatacağım zaten birazdan. Büyükşehir belediye meclisi ilçe belediye e, meclis üyelerinin 1 bölü 5'i oranında gelen e, kişilerden oluşur. Tamam. Çıkmış olan soru şuydu arkadaşlar. İşte e, kaç vermişti? 35 diyelim. E, 1 bölü 5 7 kişi. Tamam. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne o ilçe 7 kişi gönderir. 1 bölü 5 oranını alıyoruz. Tamam mı? Demek ki sen Büyükşehir Belediyesi'nde yaşıyorsan unutma unutma. İl Genel Meclisi'ne oy kullanamazsın. Unutma köy muhtarına, köy ihtiyar heyetine oy kullanamazsın. Ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne oy kullanamazsın diyorum. Geçtim. Şimdi sen il, ilçe veya belde merkezinde yaşayan bir vatandaşsan. Tamam. Bak köyde yaşamayanı geçtik. Büyükşehir'de yaşayanı geçtik. İl, ilçe ve belde meclisinde, belde merkezlerinde yaşayan bir vatandaşsan sen bir kere il dediğime göre, büyük şehir demediğime göre orada ne vardır? İl özel idaresi vardır. İl özel idaresi varsa il genel meclisi vardır. İl genel meclisine oy kullanırsın. Belediye başkanına oy kullanırsın. Belediye meclisine oy kullanırsın. Mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyetine oy kullanırsın diyoruz. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle bitirmiş oluyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar köy kanununa. Arkadaşlar köy kanunu 442 sayılı köy kanunu e, numarasına sahiptir. E, en eski e, kanunlarımızdan bir tanedir. 1924'te yürürlüğe girmiştir, kabul edildiği tarih. Şimdi başlayalım köyden karşımıza ne gelir? Hızlı geçeceğim. Nüfusu 2000'den aşağı olan yerlere köy, nüfusu 2000'le 20, 20 bin olan yerlere arkadaşlar kasaba, 20 bin'den üstünde olan yerlere ise arkadaşlar ne diyoruz şehir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, köyün sınırları çizildiğinde, köyün sınırları çizildiğinde 5 yıl boyunca bu sınırları değiştiremiyorsun diyoruz. Tamam? Köy sınırlarını ihtiyar meclisi çizer ve bu sınır 5 yıl boyunca değişmez. Eğer ki sınır çizmede bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda idare meclisi tarafından ee, karara bağlanır 6 ay içerisinde bu sınır çizilecektir diyoruz Peki köyün malı devlet malı olarak karşımıza geçer Köy dediğimizde aklıma 3 yer gelecek köy dediğimde aklıma üç yer gelecek 1 köyün muhtarı 2 köy Derneği 3 ihtiyar meclisi Tamam İhtiyar heyeti fark etmez köy muhtarı köy Derneği ihtiyar meclisi hocam köy muhtarı dedin Eyvallah köyün başı. Köy ihtiyar heyeti dedin. Tamam. Ağzalar Bizim bugünkü bildiğimiz isimleriyle Ağzalar O da tamam. E köy derneği kim? Köy derneği de köyde yaşayan kadın ve erkeklere denir. Yani sen köy muhtarını kim seçer dediğinde diyeceksin ki köy derneği seçer. Köy... E İhtiyar heyetini kim seçer dediğimde diyeceksin ki köy derneği seçer. Bak ben burada hızlı hızlı anlatıyorum. Bu genel tekrar. Zaten siz konuları tamamıyla bitirdiniz. Benden hızlıca genel tekrar dinliyorsun. İlk defa bu konuları dinliyorsan anlamakta zorluk çekebilirsin. Tamam. O yüzden YouTube Kuratir kanalında yer alan e, videolara videolara bakmanda fayda var. Önce orayı izle sonra bu tekrar videolarını izlemeni tavsiye ederim. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Ee, köyün malı, ortak malı devletin malıdır. Köyün başında köy muhtarı bulunur. Muhtar devletin memurdur diyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi köyün mecburi işleri var. Bir de isteğe bağlı işleri var. Eğer ki bir köyün e, mecburi işlerini o köy muhtarı yaptırmak zorundadır. Yapmak zorundadır. Köyün isteğe bağlı işlerini yapmak zorunda değildir. Şimdi şöyle bir soru zamanında gelmiş. Demiş ki aşağıdakilere hangisi köyün zorunlu, mecburi işlerinden biridir, isteğe bağlı işlerinden biridir, değildir tarzında bir soru gelmiş. Şimdi buna girmeden önce şuna vurgu yapmak istiyorum. Diyorum ki eğer ki bir yerde, bir köyde isteğe bağlı işi köy derneği bir araya gelerek yani 1 bölü 2 artı 1 yani sal çoğunluğunun kararıyla tamam mı? İsteğe bağlı işi mecburi iş haline dönüştürebilir. İlde vali, ilçede kaymakamın kararıyla bu olacaktır. Tamam. Demek ki ne diyoruz? Tekrarlıyorum. Bir isteğe bağlı işi zorunlu hale getirmek için köy derneğinin salt çoğunluğuyla nereye gönderiyorsun? İlde vali, ilçede kaymakama göndererek zorunlu hale getirebiliyorsun. Şimdi iki taraflı ezberlemenin bir mantığı yok. Yani hem mecburi işleri ezberleyeyim hem isteğe bağlı işleri ezberlemenin bir mantığı yok. Neyi bilmen önemli? Köyün mecburi işlerini bileceksin. Başlayalım bakalım. Şimdi bir yerde su birikmiş tamam mı? Bak mantığını kodlayarak gideceğim. Bir yerde su birikmiş. E, su birikintisi koku yapar. Sinek gelir. Sıtma yapar. Vesaire vesaire. orayı ne yapman lazım? Kurutman lazım. 1 2 Köy yerine ne lazım? Tuvalet lazım. Hela. 3 Köy yerine ne lazım? Mektep lazım. Zorunlu iş. Dört, köy yerine ne lazım? Ağaçlandırmak lazım. Ee, köy yerine ne lazım? Cami lazım. Bir mescit lazım. Bunlar köyün zorunlu işleri. Köyün ortasından çaprazlama geçen iki yol yaptırmak. Köye bir meydan yaptırmak. Köy odası yaptırmak. E, ee, ihtiyar heyetiyle bir araya gelip köyle ilgili işleri görüşmek için bir köy odası yaptırman gerekiyor. Evlerle oda, e, ahırları ayıran bir duvar yaptırmak zorundasın. Eee Köyün sokaklarını temiz tutmak. Her evin önünü süpürttürmek. E, Şaban'dan aklına gelsin. Her evin önünü süpürttürmek. Köy kuyularının etrafında beton döktürüp bir duvar çıktırmak. O çocuklar içine düşmesin diye. Bunları yaptırmak zorundasın arkadaşlar. Köyün mecburi işleri arasında yer alır. Aklına gelecek olan şeyler. Hela, mektep, cami, ağaçlandırma. Tamam bunları aklından çıkarma. Su birinkisi, çeşme yaptırma, kuyu, kuyulara bir bilenzik şeklinde duvar ördürme köyün zorunlu işleri arasında, mecburi işleri arasında yer alır. Devam edelim. <laughs> Bakkal. Bakkal lazım arkadaşlar. Ekmeği alacaksa ekmek almak lazım. Bakkal zorunlu bir iştir. Ama çarşı yaptırmak zorunlu bir iş değildir. Hamam yaptırmak zorunlu bir iş değildir. Berber dükkanı açtırmak zorunlu bir iş değildir. Tamam. Salgın ve bulaşı, çoban tutmak zorunlu bir iş. Ee, salgın ve bulaşıcı bir hastalıkta haber vermek zorunlu bir iş. Geçen bir muhtarla konuştum. Bir duvar yıkılmak üzere Dedim ki bak bu duvarı yıktır. Bu evi yıktır. Neden? Çünkü sen bu evi yıktırmazsan bu ev yıkılırsa bir zarar görürse senin burada sorumluluğun var. Neden? Çünkü yıkılmaya yüz tutmuş yerleri yıktırmak muhtarın zorunlu işleri arasında yer alır. Peki, zorunlu olmayan işlerde birkaç tane söyleyeceğim. Çamaşırlık, hamam, pazar yeri, pazar yeri, berber, ayakkabıcı bunlar zorunlu değildir. Yani köylünün hayatında vazgeçilmezleri arasında yer alıyorsa, mecburi işleri arasında yer alır diyeceksin. Tamam? Şimdi devam edelim. Köy işlerinin birçoğu bütün köylü birleşerek yapma işine ne denir? IMC usulü. Tamam? Köy işi, köy işte köy işlerinin birçok köylü bir araya gelerek IMC usulüyle yapabilirler diyoruz. Tamam? Şimdi köy muhtarını kim seçerdi? Köy derneği. Köy ihtiyar heyetini kim seçerdi? Köy derneği. Şimdi eğer şöyle bir soru gelirse, köy e, ihtiyar heyetinin üyelerinin tamamı, tamamı köy derneği tarafından seçilir derse yanlış diyeceksin. Neden? Çünkü İhtiyar heyetinin iki tane doğal üyesi var. Biri köy imamı, biri de köy öğretmeni. Bunlar doğal üyedir. Bunlar seçimle iş başına gelmez. Tamam. Eğer ki bir ilde, ee, düzeltiyorum, bir köyde birden fazla köy imamı varsa bunun hangisinin ihtiyar heyetinin bir doğal üyesi olacağına kim karar verecek? Kaymakam karar verecektir diyoruz. Tamam Şimdi köy muhtarımız hayırlı uğurlu olsun göreve başladı. Bunların seçimi, şartları falan onları birazdan anlatacağım. 6 ay, 18 yaş. Bunlardan bahsedeceğim. Okuma yazma bilmesi yeterli. Hatta söylemişken söyleyeyim ya. Köy muhtar olmak için veya ihtiyar heyeti üyesi olmak için ne gerekiyor? 18 yaşını dolduracaksın. Bulunduğun yerde 6 aydan beridir ikamet ediyor olacaksın o köyde. Ve herhangi bir ilkokul, ortaokul mezunu olmak gerekmiyor. Okur, yazar olman yeterlidir. Köy muhtarı olmak için. Eğer ki köy muhtarı kısıtlı veya kamu hizmetlerine yasaklı hale gelirse, izinsiz olarak yabancı devletlere muhbirlik, resmi işlerde hizmet, görev alırsa, 5 yılda taksili suçlar hariç 5 yıldan fazla kasıtlı bir suçtan hüküm giyerse arkadaşlar geçmiş olsun köy muhtarlığı gidiyor. İşte zimmet, irtikap, ihtilas, ve dolandırıcılık gibi işlere karışırsa milletvekili, il genel meclisi üyesi, belediye meclis üyesi belediye başkanı olursa arkadaşlar ne yapılacak? Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği il veya ilçe idare kurularınca görevden alınacaktır. Tamam mı? Görevden alınacak yerine yetkili yani kim bakacağını köy derneği köy derneği yetkili temsilciyi seçecektir. Tamam? Bak ne oldu? Herhangi bir suça karışmış olan köy muhtarını kim görevden aldı? Cevap ver. İlçe İdare Kurulu veya İdare Kurulu dedi. Yani seçimlik yetki verilmiş. O zaman şıklarda köy muhtarını kim görevden alır dediğinde sen diyeceksin ki ikisinden biri. Ya İlçe İdare kurulu şıklarda arayacaksın ya da İl İdare kurulu şıklarda arayacaksın diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik ee, köyle ilgili ikinci bir hususa. Köy sınırları içerisinde köylüye ait işleri yapmak, yaptırmak muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar heyeti meclisinin vazifesidir. Köy muhtarının devlet işleri ve köy işleri diye iki işi var. Bu da sınavda çıktı arkadaşlar. Bir tane kaymakamlık sınavında çıktı. Dedi ki, dedi ki aşağıdaki hangisi muhtarın devlet işleriyle ilgili bir işlerinden biri değildir? Veya ee, köy işleriyle ilgili işlerden biri değildir. İkisini ezberlemenin bir anlamı yok. Devlet işleri çok uzun, alt alta sıralanmış. O yüzden bizim şunları bilmemiz de yeterlidir. Muhtarın göreceği köy işleri nelerdir? Şimdi köy işleri, devlet işi işe girdiği anda diyeceksin ki muhtarın devlet işleri arasında yer alır. Köyle ilgili genel bir durum söz konusu olduğunda diyeceksin ki muhtarın köy işleridir bu. Ne demek istediğimi şöyle toparlayalım. Başla köylüye öğüt veriyor. Köylüyü işe çağırıyor. Harcamak üzere para toplattırıyor köylüye. Sonra o toplanan parayı harcattırıyor. Harcama emri veriyor. Sonra bu paraların nereye harcandığına karar veriyor. Bunların hepsi köy işi. Yine davada hem davacı hem de davalı olarak köyü temsil eden kişidir. Ne oldu? İşte bunlar köy işi olarak karşıma gelmektedir. Tamam mı? Köy muhtarının köylünün faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Tamam. Bak tekrar edelim. Köy muhtarının köylünün faydasına olmayan kararlarını kim bozabiliyormuş? Kaymakam bozabiliyormuş. Tamam. Devam edelim. İl merkezlerine bağlı köylerde vali, ilçe, ilçelere bağlı köylerde kaymakam. eğer bir muhtarın görevini yapmakta aksaklıklar olduğunu Görürse diyor ki il idare kurulu kararıyla görevden uzaklaştırılır. Bak eğer görevden kesin olarak almayı sorarsa ilçe idare kurulda, il idare kurulda bu yetkiye sahiptir. Ama köy e, köy muhtarı'nı görevden uzaklaştırma derse burada diyeceksin ki il idare kurulu uzaklaştırmaya yetkili makamdır diyeceksin. Geldik arkadaşlar ihtiyar Heyetine, ihtiyar meclisine. İhtiyar meclisi haftada bir toplanır. Bunu bilmen yeterlidir. Hafta bir toplanacaklar İhtiyar meclisinin arkadaşlar ceza verme ilerjümende olduğu gibi ceza verme yetkisi de var. Devam edelim. Köy koruyucusu. Buradan soru bekliyorum. Tamam, dikkatini buraya ver. Buradan soru bekliyorum. Köy koruyucusu her köyde en aşağı bir koruyucu bulunur. En aşağı bir koruyucu bulunur. Köy nüfusunun binden yukarı olan yerlerde, binden yukarı olan yerlerde her 500 kişiye bir köy koruyucusu arkadaşlar daha tutulur diyoruz tamam. En az her köyde kaç koruyucu olacakmış? Bir koruyucu olacak. Nüfusu binden yukarı olan yerlerde arkadaşlar her 500 kişiye bir köy koruyucu daha atana biliyor tamam. Devam edelim. Köy koruyucusunu kim atıyor? Arkadaşlar köy koruyucusu ilk yer meclisi tarafından tespit ediliyor bu kişiye gidecek diye bunu atayan yetkili makam kaymakamdır tamam köy korucusu olmak için minimum yaş 22 bak 18 değil 22 üst yaş 60 55 yaşına geldiğinde köy korucusu kesinlikle emekli olmak zorundalar köy korucusu muhtarın emrinde çalışır evet köy korucusu arkadaşlar silahlıdır köy korucusuna herhangi bir e, davranışta saldırıda Harekette bulunmak jandarma personeline yapılmış gibi cezalandırılır diyoruz. Şimdi soru çıkma potansiyeli olan yerlerden bir tanesi de burası. Dikkat edin. Cumhurbaşkanı tespit edeceği illerde veya olağanüstü durumlarda bir bölgede bir ilde tamam mı? Ee, valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yeterli olarak yeterli sayıda köy koruyucusu yani... Güvenlik koruyucusu görevlendirilebilir. Şimdi dikkat. Bu sayı 40.000'i 40 geçmeyecek. 40 40.000 güvenlik koruyucusundan bahsediyorum geçmeyecek. Ve bu sayıyı %50 oranında arttırma yetkisine Cumhurbaşkanı sahiptir. Toparlıyorum burayı. Önemli bir yerdir. Şimdi demek istediğim şey şu. Bak yavaş anlatıyorum. Ee, yorumlar açacağım. Fikirlerinizi alacağım. Sonra devam edeceğim derse. Şimdi. Bir ilde. Cumhurbaşkanı belirleyeceği bir il veya olağanüstü durumlarda bir bölge. Tamam mı? Buraya güvenlik koruyucusu atıyorsun. Kimin kararıyla atanılıyor? Valinin teklifi İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 40 bini geçmeyecek. Sayıyı verebilirler. Valinin teklifi İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla bunu sorabilirler. Bu illeri belirleyen kimdir diye sorabilirler. Peki bu 40 sayısını kimin oranıyla arttırıyoruz? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Cumhurbaşkanı'nın onayla %50'ye varan oranda arttırabiliyoruz diyoruz. Tamam 55 yaşına gelince bunlar hoppala emekli oluyorlar diyoruz. Oğlum dersliyim. Kapıyı örter misin? Yok almayacağım. Hadi babacığım kapıyı ört. Şimdi. Koruyucuların kıyafetleri ve silahlarının şekli İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilir. Eğer bir köyde birden fazla imam varsa, ihtiyar meclisine kim dahil olacaktı? Kaymakamın seçtiği kişi dahil olacaktı diyorum. Tamam? Şimdi açıyorum yorumları. Yorumu açtık. Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor? İyi miyiz? Köy kanunu bitiyor. İyi miyiz? Bir elleri görelim. Devam edeceğim. Hızlı mıyım? Okey. Hızım normal arkadaşlar. Zaten siz bunları defalarca tekrarladınız. Ben söyledikçe evet, evet, evet doğru söylüyor gibi onaylar vermeniz yeterli benim için. Güzel gidiyor değil mi? Okay. Tamam arkadaşlar hızım güzel kimsenin bir şikayeti yok ee, 300 kişi de sabit bir kadromuz var düşün ya bir amfide şu an ders anlatıyoruz ama kimse amfide değil oturma evinde beni izliyor. Birazcık yavaş diye bir arkadaş çıktı. Ne zaman biteceğini bilmiyorum Elif. Kaydedeceğim. Hadi bakalım. Hızımı kesmiyorum. Devam. <laughs> Kapatıyorum arkadaşlar. Yayını kaydedeceğim. Kapatıyorum. Hızımızı kesmelim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar herkes razı. Şimdi bir tane her kaynakta olmaz arkadaşlar bu. Ve bunu sormuşlar. Hani ihtiyar meclisi kuruşlar bazında bir ceza kesiyor tamam mı? İşte bu kestiği cezalar arkadaşlar iş bu kanundaki cezaların bak cümle bile çok saçma. Diyor ki cezain nak... nakdiler köy sandığında vari Varidatıdır. Köy sandığının varidatıdır. Neyi biliyor musun? Kesilen cezalar e, köyde ne olarak kaydedilir? Köy sandığına kaydedilir. Çıkmış olan bir sorudur. Çok pis bir soru. Tamam. Köy sandığı aklımda kalsın. Bir ceza var. Bu cezayı kaydediyorum. Nereye kaydediyorum? Köy sandığı. Köy sandığı. Köy sandığı. Okey. Şimdi eğer ki arkadaşlar köylerin yüz... E, 150 nüfustan aşağı birkaç 150 nüfustan aşağı düşerse köylerin nüfusu birkaç köy birleştirerek yeni bir köy oluşturulabiliyor. Geçtim. Bununla ilgili benden deneme için şey istemişlerdi, soru istemişlerdi. Hazırladım. Bizim hukuk öğretir soru bankasına da bunlardan hazırlamıştım. Burası önemli. Bunu söyleyip köy kanunu bir iki cümleyle bitireceğim. Bak şimdi. Bak şurayı şurası. Bak görünüyor mu bilmiyorum. Bak şurası çok önemli. Tikleri de koydum. Tamam buradan sorusunda ben hazırlamıştım zaten. Bir dikkat dinle. Diyelim ki köyde seçimleri yaptık. Kimi seçtik? Köy muhtarını seçtik. Kimi seçtik? İhtiyar heyetini seçtik. Aman ha köy derneğini seçtik demeyin. Köy derneği bunları seçer. Tamam mı? Ama gel gör ki 15 gün zarfında İl seçim kuruluna dikkat nereye itiraz ediyorsun seçimlerin iptalini istemek için? İl seçim kuruluna itiraz ediyorsun. Bak ilçe seçim kuruluna gitmiyorsun. İl seçim kuruluna gidiyorsun itiraz ediyorsun. İl seçim kuruluna gittikten itiraz ettikten sonra bir ay içerisinde il seçim kurulu kararını veriyor. Diyor ki hayırlı uğurlu olsun seçimleri iptal etti. Tamam şimdi seçimleri iptal etti. Diyelim ki köy muhtarının veya da köy ihtiyar heyetinin seçimlerini iptal ettiyse birinci olasılık. İkisini iptal ettiyse eski köy muhtarı ve eski ihtiyar heyeti görevine devam eder. Yeni seçilinceye kadar. Tamam? Burada herhangi bir sıkıntı yok. Peki diyor ki köy muhtarının seçimleri iptal edilirse dikkat köy muhtarının seçimleri iptal edilmiş. İhtiyar heyetinin seçimleri kabul edilmiş. Tamam? Bu defa Eski köy muhtarı göreve devam etmiyor. İhtiyar heyetinde birinci sırada yer alan bir kişi köy muhtarının yerine muhtarlık yapıyor. Köy muhtarı seçilene kadar. Tamam. İkinci olasılık. Üçüncü olasılık. Köy muhtarının seçimleri kabul edilmiş. ihtiyar heyetinin seçimleri iptal edilmişse yeni köy muhtarı göreve de başlar. Eski ihtiyar heyeti göreve devam eder yenisi seçilinceye kadar. Anlaşıldı mı? Şimdi 3 ihtimal var. 1. İkisinin seçimleri iptal olması durumunda eskiler göreve devam ediyor. 2. Sadece köy muhtarının seçimi iptal edildiğinde ihtiyar heyetinin bir üyesi en, birinci sırada olan üye devam ediyor. Eğer ki köy muhtarının seçimi kabul edilmiş, ihtiyar heyetinin seçimi iptal edilmişse eski ihtiyar heyeti göreve devam ediyor. Köy muhtarı, yeni seçilen köy muhtarı da göreve geçmiş oluyor diyorum. Tamam. Buradan soru yapılırsa yani ben yaptım çok fena oldu e, dikkat edin arkadaşlar diyorum. Pek arkadaşlar bizde unutuldu bu tarz şeyler ama e, köylerde köy kanununda hale geçiyor. Diyelim ki bir köyde e, biri geldi yerleşiyor ikamet ediyor ama evi yok ihtiyaç sahibi bir kimse. İhtiyar meclisi diyor ki kardeşim en çok 2000 metrekareyi aşmayacak şekilde buna bir arsa ta verelim. Raiş bedeli üzerinden buna en çok 5 yıl verelim ve 5 eşit taksitte ödesin bunu ve dikkat et buraya verdikten sonra da buraya verdikten sonra da 5 yıl içerisinde mutlaka inşaatla ilgili bir çalışmasını ne yapmış olması lazım arkadaşlar. Yapmış olması gerekiyor. Buraya bir tane parantez açıyorum. Diyorum ki imar kanununda da böyle bir şey vardı. Tamam? İmar kanununda. Şimdi arkadaşlar, bu arada imar kanunu deyince düzenleme ortaklık payı var. %40'ta %45 oldu. Bunu bileceksin. İmar Kanunu. Bak oraya şu an atıfta bulunuyoruz. Devam ediyorum. İmar Kanunu'nda yapıya başlama izni aldıktan itibaren 2 yıl içerisinde yapıya başlamak zorundasın. Yapıya başladıktan sonra 5 yıl içerisinde yapıyı tamamlamak zorundasın diyorum. Tamam? Evet. Bu kadar. Köy Kanunu bitti. Koyduk kenarıya. Geldik arkadaşlar, Mahalli İdari Birlikler Kanunu. Şimdi buradan arkadaşlar Mahalli İdare Birliği ne demek? Birden fazla mahalli idare birlikleri kanunu. Şöyle göstereyim size. Tamam? Başlıyorum arkadaşlar. 5355 sayılı 2005 yılında yürürlüğe girmiş. Bunlar önemli değil bu kadar. Devam ediyorum. Birden fazla mahalli idarenin yürütmekle görevli oldukları hizmetleri bazılarını bir araya gelerek hizmeti yerine getirmek istiyorlar. İşte buna mahalli birlikler diyoruz. Şimdi mahalli birlikler oluşturabilmek için Cumhurbaşkanı izniyle oluşturulur ve bunların tüzel kişiliği vardır. İşte soru buradan gelecektir arkadaşlar. Mahalli birlik kimin izniyle ortaya çıkar? Neyle oluşturulur? Cumhurbaşkanı izniyle ortaya çıkar diyeceksin. Bir de beklediğim soru arkadaşlar şu. Mahalli birliklerin denetimini kim yapar? Tamam bu ikisine bir gelecek. Mahalli idari birlikleri kimin izniyle oluşur? Cumhurbaşkanının izniyle. Kim denetler dediğinde ise arkadaşlar İçişleri Bakanlığı denetimini yapar. Ama buna herkes ne diyecek mahalli idari birliklerin denetimine arkadaşlar? Herkes diyecek ki Sayıştay sen ne diyeceksin? İçişleri Bakanlığı diyeceksin. Bununla ilgili beklediğim iki bilgi bu arkadaşlar. Başka bir şey de geleceğini düşünmüyorum. Evet geldik. Şimdi nereye? Mahalli İdareler, mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin seçimi hakkındaki kanuna. Geçen sene bu şu kanundan arkadaşlar şöyle gösteriyorum yakından. Şu kanundan iki tane soru geldi. Başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar il, hızlı gidiyorum. Hızlı gidiyorum. Başladım. İl Genel Meclisi belediye Meclisleri üyelikleri için onda bir barajı uygulanıyor. Bak şimdi. Bir yerde İl Genel Meclisi üyesi olacaksan, bir yerde Belediye Meclisi üyesi olacaksan, bak Büyükşehir Belediyesi demiyorum belediye meclisi, il genel meclisi üyesi olacaksan orada oy kullanacak seçmenlerin onda birinin oyunu alırsan bağımsız olduğun olursan da veya bir partili de girersen fark etmez onda birlik olayı aldığın anda belediye meclisi üyesi olabilirsin. İl Genel Meclisi üyesi olabilirsin. Tamam. Hangi baraj? Onda birlik baraj. Bunu sormadılar, sorabilirler. Başka ne? Peki belediye başkanı olmak için ne olman gerekiyor arkadaşlar? Orada ise arkadaşlar çoğunluk, çoğunluğun oyunu alan ee, çoğunluk sistemi uygulanır. En çok oy alan kişi belediye başkanı seçilmiş olur diyeceksin. İl Genel Meclisi'nde her ilçe bir seçim bölgesidir, bir seçim çevresidir belediye başkanlığında belediye meclisinde her belde bir seçim çevresidir. Büyükşehir belediyesi de ise büyükşehir belediye sınırları bir seçim çevresidir diyorum. Şimdi il genel meclisinde üyelikleri üye sayılarından soru gelme ihtimali yüksektir. Bununla ilgili başka bir soru da bekliyorum. Şimdi söyleyeceğim bunu. Şimdi il genel meclisinin üyesi nüfusa göre eğer ki 25.000 nüfusu varsa İl Genel Meclisi'nin arkadaşlar 2. 25.000-50.000 bin, bin, ise 3. 50.000-75.000 bin, 75 bin ise 4. 75.000-100.000 bin, 100 bin arası ise 5. Tamam. Bu rakamları verebilirler. Bu rakamları verebilirler. Burada İl Genel Meclisi'nin üye sayısı kaçtır diyebilirler. 25.000'den başlayacak, 25, 25, 25 şeklinde arttır. 2, 3, 4 şeklinde de gideceksin. 100 binden sonra ise arkadaşlar her 100 binde bir il genel meclisi sayısını arttıracaksın. Şunu sorma ihtimalleri yüksek. İl genel meclisinin 25 bine kadar olan illerde kaç il genel meclisi üyesi vardı dediğinde sen burada 2 diyeceksin. Devam. Belediye meclis üyesi Bak daha büyükşehir belediyesi demedim. Belediye meclis üyesinin üye sayısı kaç dediğinde burada arkadaşlar çok absürt rakamlar var. İşte 10.000'e 10 kadar 9, 10.000, bin arası, 11 vesaire gibi gider. Buradan o soruları sormazlar. Soracakları şey şu. Maksimum, maksimum belediye meclis üyesini kaç kişiden oluşur diye sorarlar 55 diyeceksin. Tamam. Maksimum kaçmış belediye meclis üyesi sayısı 55 olarak karşına çıkacaktır. İşte geldik. Geçen sene çıkmış olan kaymakamlık sınav sorusuna. Dedi ki bir tane ilçe vermiş. Örnek veriyorum hangi ilçeyi alalım? Ceyhan. Ben Ceyhanlıyım. Ceyhan alacağım tabii. Ceyhan ilçesinde ee, 50 tane tamamen sallıyorum. 50 tane belediye meclis üyesi olduğunu düşünelim. İlçe belediye meclis üyesi olduğunu düşünelim. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kaç tane bu ilçe belediyesi üye gönderir dedi. Tamam. Kanun diyor ki her ilçe Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 1 bölü 5 oranında temsilci gönderir. Tamam. O zaman Adana'nın kaç tane vardı? 50. 1 bölü 5 10 kişiyi gönderecek. Tamam. Çıkmış olan soru olan soruda 35 mi 45 mi öyle bir sayı almıştı. Burada e, espriyi bileceksin. 1 bölü 5'i bile saniyelik işaretleyip geçti. Saniyelik. Geçtim. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Mali idare seçimleri 5 yılda bir yapılır. 1 Ocak günü seçim e, seçimin başladığı tarihtir. Aynı aynı yılın Mart ayının son pazar günde oy verme Günüdür. Savaş sebebiyle bir yıl ertelenebilir. 18 yaşını doldurmuş herkes belediye başkanı, ilgene meclis üyesi, belediye meclis üyesi olabilir diyorum. Evet. Evet çıkmış olan bir soru daha. Bak bu kadar kanlı okumana gerek yok. Bak şurayı bileceksin geçeceksin. Hemen arkadaşlar söylüyorum. Diyelim ki İl seçim kurulu bütün adayların oy verme gününden önceki 20 gün önce ilan edilir. Tamam yani e, İl Seçim Kurulları kesin aday listesini kesinleştirdikten sonra 20 gün önceden ilan ediyor. 20 günü bil, devam. Çıkmış olan soru şuydu. Milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi, e, belediye meclisi üyesi, muhtar. Bunlar e, aday olacaksa görevlerinden ayrılmak zorunda değiller. Tamam mı? Özellikle milletvekili görevden ayrılmak zorunda değiller, tamam mı? Hatta zamanında e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için e, şeyler milletvekilleri aday oldu, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylı. İstifa ettiler mi? Etmediler. Tamam. İşte sınavda şunu demişti, bir tane milletvekili. E, Büyükşehir Belediyesi için veya bir belediye başkanlığı için aday oldu. Belediye başkanlığında da seçildiyse ne kadar sürede görevinden ayrılıp oraya belediye başkanı olarak gidecektir? Dendi. Cevap arkadaşlar 15 günde. Burada da arkadaşlar bizzat kanun vermiş. Tamam. Yani sen milletvekilisin. Belediye başkanlığına aday oldun ve kazandın. Ne kadar sürede e, tercih yapmak zorundasın? Ya belediye başkanlığına ya da milletvekilliğine 15 gün içerisinde tercihte bulunacaksın diyorum. Geçtim. Bu iki soruyu da Sordular. Devam. Devam. Şimdi. Burada önemli. Bu da gelebilir. Ee, gelme ihtimali var diyelim. Bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işleriyle sebebiyle iptaline karar verildiyse. Seçim iptal edilmiş. İstanbul seçimleri iptal edilmedi mi? Edildi. İptal edildiyse arkadaşlar. Ne zaman seçim yapılır? 60. günü takip eden ilk pazar seçim yapılacaktır. Neyi sorarlar? 60. günü takip eden ilk pazarı sorabilirler. Tamam. Devam ediyorum. Eğer ki eğer ki bir belediye meclis üyesi veya da il genel meclisi üyesinde koltuklarda boşalma olursa. Tamam. Şimdi e, il genel meclisinde ne dedik? E, 25 25.000'e kadar 2. 25.000 artı 3, 4, diye git demiştik değil mi? Peki ne kadar üye varsa her partinin o kadar da yedek üyesi var. Eğer il genel meclisinde bir koltukta azalma olduysa hemen vali koltukta azalma oldu diyecek. Hemen o parti yedek üyesi gelecek. Tamam. Eğer belediye meclisinde azalma olduysa yine aynı partinin yedek üyesi o boşluğu dolduracaktır. Eğer ki seçimler iptal edilirse veya ilgene meclisi veya belediye meclisi fesih edildiyse, fes edildiyse, üye tam sayısının yarısından aşağı düştüyse arkadaşlar veya da yeni bir belediye kurulduysa, burada seçim yapılacaksa 60. günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılacaktır diyoruz. Geldik köy ihtiyar heyetine. Şimdi arkadaşlar köy ihtiyar heyeti bin nüfusu bine kadar olan yerlerde 4. Sonra arkadaşlar 1000 ile 2000 arası <laughs> 5 yukarı yukarıysa 6 1000'e kadar olanı bilmeniz yeterlidir. 4 ihtiyar heyeti olacaktır. Bunların da 4 tane yedeyi oluyor. Bu sayıların tespitini ilçe seçim kurulu yapmaktadır. <laughs> Mahalle ihtiyar Şimdi arkadaşlar devam edelim. Mahalle ihtiyar heyetinin 8 üyesi bulunur. Bunun 4'ü mahalle ihtiyar heyetinde herhangi bir ayrım yapmıyor. Direkt 8 üye var. Bunun 4'ü asil. 4'ü de yedek olarak karşımıza çıkıyor. Köy muhtarı veya köy ihtiyar heyet meclisi üyesi olabilmek için ne gerekiyordu? 6 aydan beridir orada ikamet ediyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve eğitim şartını söyle bana okur yazar olmak yeterliydi diyoruz. Tamam. Eğer boşalan muhtarlıklar her yıl haziran ayı için e, ilk pazar günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevini mahallenin en büyük mülki amiri tarafından bir muhtar vekili görevlendirilir. Tamam. Mülki amir bir muhtar vekili görevlendirdi. Evet arkadaşlar bu da bitti. Biten şey neydi? Mahalli idareler, mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyetleri seçim kanunu hakkındaki kanundu. Bu da bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar geldik il özel idaresine. Evet. Yorumları alalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi miyiz? Neler bitirdik? Genel bir giriş yaptık. Mahalleyi bitirdik. Köyü bitirdik. Güzel gidiyoruz değil mi? Çok istikrarlı bir kitle var. 300'e yakın kitle arkadaşlar. Sağlam kitle. 9'a 9 yapacak bir kitle. Rakipler iyi. İlk kez izleyenler var. Hoş geldiniz. Anayasayı artık ilerleyen zamanlarda arkadaşlar için söylüyorum. Anayasa idareyi mutlaka benden dinleyin. Hakimlik için hazırlanan arkadaşlar iş hukuku, ceza muhakemesi, idari yargılama hukuku bunlar bende anlattım arkadaşlar. Mutlaka benden izleyin. Güzel gidiyoruz. Youtube'da da paylaşacağım. Mehmet Sümbül. Hocam. İyiyiz değil mi? Peki. İl Özel İdaresi geniş bir kanun ve hızlı gideceğim. Tamam mı? Fikirlerinizi yazın. Ben de ufak bir dinlenmiş oluyorum. Hadi hadi devam yazmış. <laughs> Canlı yayın kaydedilecek. Youtube kuratır kanalında paylaşılacak. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Bu arada 50.000 olmuşuz arkadaşlar. 50.000'i 50 geçtik. Güzel bir şeyler yapıyoruz demek ki. Bu kadar insan takip ediyorsa. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Yemek sözü. Bak kaymakam olup beni yemeğe çağırmayanlar mahvedelim. Arkadaşlar hakimlik için son tekrar derse geçiyorum. Hakimlik için anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama hukuku, ceza hukuku, genel hükümleri, ceza muhakemesi, iş hukuku bunlar e, anlattım. Bir kısmı YouTube'da, bir kısmı sitemizde var. E, oradan izleyebilirsiniz. Evet, kapatıyorum. Kapattım. Evet, tekrar 300 kişiyle yolumuza devam ediyoruz. İl Özel İdaresi. Şimdi arkadaşlar, İl Özel İdaresi kanunumuz hop burada. Tamam? Ne demişiz? 2005 yılında gelmiş 5302 sayılı kanun herhangi bir şeye e, gidip kitap almaya gerek yok. mevzuat.gov'dan indirdiğinizde çok rahatlıkla bundan faydalanabilirsiniz. İl Özel İdareleri, e, Büyükşehir Belediyeleri olan yerde İl Özel İdaresi var mı? Yok. İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi olan yerde yoksa, yoksa ne yoktur? İl Genel Meclisi yoktur. İl Enjümeni yoktur diyoruz. Tamam. İl Özel İdareleri e, kaç ilde var? 51 ilde var. 30 ilde yok. Tamam. Size şöyle de sorabilirler. Geçen sene ne sordular? Bak bunu not alın ya. Bu çıkabilir ha. Geçen sene ne Aşağıya hangisi Büyükşehir Belediyesi değildir dediler. Bu yıla ne diyebilirler? Aşağıya hangisinde İl Özel İdaresi yoktur diyebilirler. Tamam. Oradan da düşmemekte fayda var. İl Özel kamu kamusal kişiliği var mı? Var. Kamusal kişiliği varsa yönetmelik çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Kamulaştırma etkisi var mı? Var. Karar organları neyle seçilir? Seçimle gelir. Karar organı kim İl Özel idaresinin? Cevap ver. Sakın vali deme. Karar organı il Genel Meclisidir. Peki İl Özel idaresinin e ee, yürütme organı kimdir? Validir. Tamam? Hoppa, hocam vali geldi. Evet, vali geldi. İl özel idaresinde 3 tane yetkili makam var. 1 vali, 2 il genel meclisi, 3 il encümeni. Bunların görevlerinden soru geliyor. Tamam. Birkaç da yerlere vurgu yaptım mı çok rahatlıkla oturacaktır. İl özel idaresi. il özel idaresine e, tüzel kişilik var vesaire onlara söyledik. Geçtik. İl genel meclisi, il enjüveni, vali. Bunları bileceksin. Karar organı seçimde iş başına geliyor. Demek ki karar organı kimdir? İl genel meclisi. Vali seçimde mi başa geliyor? Hayır. Vali nasıl atanıyor? Vali nasıl atanıyor? Cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanı onayı. Cumhurbaşkanı kararıyla valiye atanır. Tamam mı? Ee, cumhurbaşkanı onayıyla atanan kaymakam. Bakan yardımcısı neyle atanır? Hadi. Cumhurbaşkanı kararıyla. İlemiyet müdürünü bekliyorum soru olarak. İlemiyet müdürü cumhurbaşkanı onayıyla. Tamam. Şimdi il özel idareleri arkadaşlar illerin kurulmasına dair kanunla gelir ve o kanunla geri gider. <laughs> i̇l özel idaresinde il çevre düzen planı var arkadaşlar. Ee, büyükşehir belediyesi olan yerlerde il özel idaresi olmadığından dolayı çevre planını büyükşehir belediyesi bizzat yapıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi bu planı kabul ediyor diyoruz. Bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik öncelik sıralaması arkadaşlar bir kere mali duruma bakıyorsun. Yani ilk mali aynı kamulaştırmada olduğu gibi ilk neye ben karar veriyordum arkadaşlar kamulaştırmada? paraya paraya önce ödeneye karar veriyorduk. Burada da arkadaşlar ilk mali durum sonra hizmetin ivediliği sonra yerin gelişmişlik düzeyine göre karar veriyoruz. Bir de arkadaşlar hizmet durumlarında uygun yöntemler var. Nelerdir bunlar? Engelliler, yaşlılar, düşkünler, dar gelirler. Engelli, yaşlı, düşkün, dar gelirler olarak karşıma dörtlü olarak çıkıyor. Bu dördünü de bileceksin. Engelli, yaşlı, dar gelirli ve düşkünler olarak karşıma geliyor. Kodlayabilir miyiz? ADD e engelli, yaşlı, düşkün, dar gelirli. Neyse geçtim. Bunlar arasında koordinasyonu sağlayan arkadaşlar neresidir? O ilin valisi bunlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır diyorum. Şimdi belediye sınırları dışında bir yer, umuma açık yer, açma, kapatma, ruhsatlarını veren yer il özel idaresidir. Belediye sınırlarının dışındaysa tamam mı? Eğer ki belediyesin e, ee, sivil havacılıkla ilgili bir ruhsat verilecekse Bursa'da verecek olan yer sivil havacılık genel müdürlüğüdür diyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar borçlanma il özel idaresi e, bir proje karşılığında borçlanmışsa vergi, resim, harç, şartlı bağış ve kamu hizmetleri fiilen kullanılan mallar haç zedilemez diyoruz. Tamam. Yani il Özel idaresinin bir proje karşısında borçlanma durumunda vergisi resmi harcı ve kamu hizmetlerine fiilen kullanılan mallar il özel idaresinde haciz edilemiyor diyoruz. Şimdi il özel idaresinin il görevleri valinin görevleri il özel il eijümeni il özel idaresi ve valinin görevlerine bakalım. Şimdi bu görevleri ben karşılaştırarak anlatacağım. Başlayalım bakalım. İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri nelerdir? İl Genel Meclisi'nin görev ve yetkileri nelerdir? Arkadaşlar bütçeyi hazırlayan vali, görüş veren il encümeni, kabul eden il genel meclisi, uygulayan vali. Tekrarla ee, bütçeyi, il özel idaresinin bütçesini hazırlayan vali. Görüş veren ilencümeni, kabul eden il genel meclisi uygulayan vali. Tamam. Borçlanmaya karar ver borçlanmaya karar veren kim arkadaşlar? Borçlanmaya il genel meclisi karar verir. Birinci düzey aktarmaları il genel meclisi, ikinci düzey aktarmaları il Encümeni yapar. 3 yıla kadar e, kiralama sınırlı aynı hak tesisini yapacak olan yetkili makam 3 yıla kadar il 3 yıla 25 yılı 25 yıla kadarsa il genel meclisidir diyorum. Şartlı bağışları kabul eden, şartlı bağışları kabul eden il genel meclisi, şartsız bağışları kabul eden vali. İmtiyaz veren il genel meclisi. Enjümen üyelerini seçen il genel meclisi. oh uh, yoruldum. Devam edelim. Yurt içinde, yurt dışında mahalli idarelerle işbirliği yapmaya karar veren mahalli idare birliklerinin kurulmasına karar veren il genel meclisidir diyorum. Şimdi arkadaşlar il enjümene geçince de onunla ilgili görevlere değineceğim. Sonra vali ilgili görevlere değinip geçeceğim. Devam ediyorum. İl genel meclisi. Çıkacak olan fix sorulardan bir tanesi de şudur arkadaşlar. İl genel meclisinin başkanı kimdir? Arkadaşlar İl Genel Meclisi'nin başkanı kendi araları içerisinden seçilecektir. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına itibaren 5. gün kendiliğinden toplanır. En yaşlı üye geçici, başkan olur ve bir başkanlık divanı oluşturulacaktır. E, adaylar açıklanır arkadaşlar. Bir kişi e, belediye il genel meclisi başkanı olur. iki yıllığına seçilir. 2. seçilen de 3 yıllığına seçilecektir. İl genel meclisinin çalışmalarını İçişleri Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir diyoruz. İl genel meclisinin başkanı vali değildir. İl encümeninin başkanı validir diyoruz. İl genel meclisi her ayın ilk haftası toplanır. Bu toplantılar 5 gün süreyle yapılır. Bütçe ilgili toplantılar 20 güne kadar da sarkabilir. Tamam. 20 güne kadar da sarkabilir. Genel meclisi toplantıları herkese açıktır. Salt çoğunluğunun kararıyla Genel meclisi toplantılarını kapalı yapılabilir. Genel meclisinin başkanı bir yılda 3 defadan fazla olmamak üzere toplantıya çağırabiliyor. 3 gün içerisinde bu toplantıyı ilgili kişilere ilan ediyor ve e, olağanüstü toplantılarda olağanüstü toplanma gerekçeleri dışında bir şey görüşülmüyor diyeceğiz. Tamam. İl Genel Meclisi Başkanı toplantı gündemini belirler. Valinin e, gündeme katılmasını istediği konular varsa o da dahil olur, dahil edilir. Yine üyeler de e, salt çoğunluğuyla karar verebilir üyelerin tekliflerinin gündeme alınıp alınmaması konusunda. Toplantı karar yeter sayısı arkadaşlar üye tam üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir diyecek diyeceksin. İl genel meclisi bir karar aldığında il hemen valiye beşlik çakar tamam mı? Valiye beşlik çakar. Çak bakalım beşliği. Çak bakalım yani 5 gün içerisinde il genel meclisi kararını valiye gönderir. Vali der ki yemedim. Nasıl yemedim. Yani yedi gün. Beşlik çaktı. Vali dedi ki yemedim. Yemedim. Tamam mı? Yedi gün. Hukuk aykırı gördüğü kararları yedi gün içerisinde tekrar il genel meclisine gönderir. İl genel meclisi. İl genel meclisi kararı görüşmez veya ısrar ederse karar kesinleşir. Yedi gün içerisinde halka duyurulur. Halka duyurma hep yedi gün. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Şimdi e, i̇l Genel Meclisi'nde arkadaşlar ihtisas komisyonları var. Tamam mı? İhtisas komisyonları e, il özel idaresinde tamam mı? Dört tane e, zorunlu ihtisas komisyonu var. Tamam mı? 4 tane zorunlu. Bunlar nelerdir? Plan bütçe komisyonu, imar bayındırlık komisyonu, çevre sağlık komisyonu, eğitim, kültür, sosyal hizmetler komisyonu. Eğitim, imar, çevre, sağlık. E, sağlık plan bütçe komisyonları diyoruz. Arkadaşlar bu komisyonlar Verilen görevleri 5 gün içerisinde yerine getirir. Tamam mı? Ama bir tane istisna imar işleri uzun olduğundan dolayı 10 gün içerisinde yerine getirir. Normalde bu ihtisas komisyonlarının üye sayısı en az 3 en fazla 5'tir. Ama imar ve bayındırlık komisyonu ve plan ve bütçe komisyonunun üye sayısı en çok 7 olabilir. Tamam. O zaman toparlıyoruz. İmar ve bayındırlık komisyonu istisna en çok 7 olabilir ve 10 gün içerisinde toplanıp karar verecek. Plan bütçe komisyonu e, en çok 7 olabilir. Çevre sağlık komisyonu eğitim ve kültür sağlık e, eğitim kültür sosyal hizmet komisyonunda yer alır diyeceksin. Bu 4 komisyon önemlidir arkadaşlar. 4 tane 5.sini sallar cevap olur tamam. 4 tane plan çevre imar eğitim. Geçtim. İl genel mecliste bilgi edinme yolları. İl genel mecliste bilgi edinme yolları. İl genel mecliste bilgi edinme dediğimizde aklımıza 3 tane yol gelecek. Birincisi soru, ikincisi genel görüşme, üçüncüsü faaliyet raporlarının değerlendirilmesi. Şimdi çok önemli. Faaliyet raporlarını kim hazırlar? Cevap ver bana. Vali. Vali. İl özel idaresinin başı değil mi? Evet. İl enjümeninin başı değil mi? Evet. İl genel meclisinin başı mı? Değil. Şimdi vali faaliyet raporunu hazırladı. Eğer ki bu faaliyet raporu üye tam sayısının 4'te 3 çoğunluğuyla e, çoğunluğuyla arkadaşlar kabul görmezse tamam mı? Yeterli görülmezse meclis başkanı aman ha e, Türkiye Büyük Millet Meclisi falan değil. İl Genel Meclisi'nin başkanı diyorum. Meclis başkanı İçişleri Bakanlığı'na gönderir. Bunu sordular. Dediler ki faaliyet raporu üye tam sayısının 4 3 çoğunluğuyla kabul edilmeme durumunda durumunda yetersizlik kararı verilirse İçişleri Bakanlığı'na kim gönderir dedi arkadaşlar? Cevap belediye meclis başkanıydı diyeceksin. Tamam Meclis başkanı gönderecek İçişleri Bakanlığı'na. İşte şov burada başlıyor. Devam. Eğer ki meclis üyeliğinin sona ermesi ölüm istifa halinde meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği kendiliğinden sona erer. 3 yıl içerisinde şey, 1 yıl içerisinde e, toplantıların yarısına katılmazsan Üç birleşimi ard arda katılmazsan arkadaşlar salt çoğunluğuyla üyeliği sona eriyor. Yeterlilik arkadaşlar eğer ki yeterliğini kaybetmişse ilgilenemeyiz üyelerinden bir tanesi. Vali burada intikam alıyor. Siz benim faaliyet raporlarımı zamanında onaylamamıştınız. Dörtlü üç çoğunluğuyla yetersiz kabul etmiştiniz. Hatırladın mı? Evet hatırladım. İşte şimdi ben de seni yetersiz kabul ediyorum. İçişleri Bakanlığı'na pardon vali Danıştay'a bildirerek görevden alıyor. O zaman üyelik ne durumda sona eriyormuş? Bir, e, bir ölü bir istifa. İki, e, üç birleşimi ard arda veya yılın yarısı, bir yılda toplantılan yarısına katılmama durumunda sat çoğunluğuyla sona eriyor. Bir de arkadaşlar yetersizlik durumunda arkadaşlar kısıtlılık yetersizlik durumunda da sona erme gibi bir durum söz konusu. Bu durumda arkadaşlar Vali kime bildiriyor? Danıştay'a bildiriyor. Bak burada şey yok. İçişleri Bakanlığı yok. Devam ediyorum. İl Genel Meclisi eğer görevlerini yapmakta ihmal davranırsa, görevlerini aksatırsa, siyasi konularda bir karar alırsa İçişleri Bakanlığı Danıştay'a diyor ki haberin olsun böyle böyle bir durum var bunu feshedebilirsin. Tamam mı? Ve Danıştay arkadaşlar Meclisi genel Meclisi'ni feshetme kararı alabilir. Yine aynı şekilde bunu da sordular. Dediler ki ee, toplantıları erteleme kararını Danıştay'ın almasını kim teklif eder dediler. Yine İçişleri Bakanlığı ee, teklif edecek. Hocam karıştı farkındayım. Bak şimdi toparlıyorum. 1. Faaliyet raporları. Faaliyet raporunu hazırlayan vali. 4'te 3 çoğunluğuyla yetersiz kabul eden İlgelen Meclisi. Yetersizlik kabulüyle beraber bunu Danıştay'a gönderen Dikkat! Ee, Danıştay demişim. İçişleri Bakanlığı'na gönderen kim? Meclis Başkanı. Bu bir. <laughs> Devam. Yetersizlik durumunda, yeterliğini kaybettiğinde Vali danıştaya gönderiyor. Devam. Siyah görevlerini aksattı. Siyasi konularda karar aldı. İhmal davrandı. Durumlarında İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı sahneye çıkıyor. Danıştaya gidiyor. Toplantıların ertelenme kararını da yine kim talep ediyor danıştaydan İçişleri Bakanlığı talep ediyor diyeceksin. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Danıştay feshedildi. Toplantısı ertelendi. Üye yedek üyeler gelmesine rağmen üye tam sayısının yarısını aşağı düşmesi durumunda geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olması durumunda veya da üyelerinin yarısından fazlası tutuklanma durumunda bunların yerine kim görevi alacak? Şimdi bak. Danıştay feshedilmiş. Danıştay ilgilenme Meclisi'ni feshetmiş veya üyelerin yarısı tutuklanmış. E, istifa etmişler. Görevlerine ayrılmışlar. Yedek üyeler gelmiş. Üye tam sayısının yarısına ulaşamamışlar. Toplantı yeter üye tam sayısının hali sayı altında kaldıysa buraya il genel meclisi görevini enjümen memur üyeler tarafından yerine getirilecektir. Bu da arkadaşlar çıkmış olan bir sorudur. Şimdi geldik il enjümenine. Şimdi arkadaşlar il enjümeni dediğinde il enjümenin başı vali. İle hücumeli dediğinde aklına hop kim gelecek? Genel sekreter gelecek. Sonra il genel meclisinde seçilen 3 üye gelecek. Bak 2 buradan 3 üye de buradan geldi. Vali de 2 üye getirdi. 7. Tamam. Bak tekrarlayalım. Vali geldi. 1. Sekreter getirdi yanında. 2. 3 tane il genel meclisinden üye geldi. 5. 2 tane de vali getirdi üye ne oldu idare amirlerden? Toplam 7 üyeden oluşur. Eğer ki il encümeninin başkanı kimdir dediğinde vali diyeceksin. Ben şunu bekliyorum. İl genel sekreteri, e, genel sekreter nasıl atanır? Buna da değineceğim. Buradan da soru gelebilir. Şu gelebilir. İl encümeninin başında bulunan vali toplantıya katılamazsa kimin başkanlığında toplanır diye bir soru gelebilir. Burada diyeceksin ki genel sekreter başkanlığında toplanır diyeceksin. Peki devam edelim. İl Enjümeni'nin görevlerinden bahsedelim. İl Enjümeni arkadaşlar bütçe ve kesin hesap kanun tasarısına görüş verir. Kim hazırlıyordu, hazırlıyordu bütçeyi? Vali. Uygulayan kimdi? Vali. Kabul eden meclis görüş veren İl Enjümeni. Devam. Kabulaştırma kararını veren İl Enjümeni. Ee, ceza veren il Açılış kapanış saatlerini belirleyen il encümeni. 3 yıla kadar kiralamaya karar veren il encümeni. Size gelecek olan soruyu söyleyeyim. İl genel meclisi aşağıya hangisi il genel meclisinin görevlerine biri değildir diyecek. Altına il encümeninin görevlerine bir tanesini yazacak. İl genel meclisi e, il encümeni toplantıları en az haftada bir kez yapılacaktır diyoruz. Tamam. Gündemini kim belirleyecek? Vali, ilencümeni bir karar aldı. İlencümeni bir karar aldı. Karar vali tarafından kabul edilmezse ikinci toplantıda tekrar görüşülür. Eğer o karar tekrar kabul edilirse bu sefer vali 10 gün içerisinde durdurma kararı, 60 gün içerisinde ise arkadaşlar Danıştay'a iptal davası açabilir diyeceksin. Tamam? 10 günde durdurma, 60 günde iptal davası açma durumu söz konusudur diyeceğiz. Şartsız bağışlar kim kabul ederdi? Vali. Personel atamak. İl özel dersin personelini kim atar? Vali. Taşınır taşınmaz malları idare etmek, gelir ve alacakları tahsil etmek, yönetmek, il enjümenine başkanlık etmek. Kim? Vali. Hocam buradan nasıl soru gelir? Valinin görevlerinden biri değildir der. İl genel meclisinin başkanı yapar. Bu kadar da net söylüyorum. Stratejik plan ve performans planı hazırlama arkadaşlar. Mahalli idari seçimlerinden sonra 6 ay içerisinde 6 ay sorusu 6 ay süresi önemli. 6 ay içerisinde yapabilir. Peki vali görevlerini devredebilir mi? Evet. E, vali yardımcısına üst kademe yöneticilerine görevlerini devredebilir. Ama görevlerinin tamamını devredemez. Görevlerinin bir kısmını devredebilir diyeceksin. Görevden uzaklaştırma arkadaşlar işini yani il genel meclisinde yer alan kişilerin e, üyelerinden bir tanesini uzaklaştırma yetkisi kime aittir? İçişleri Bakanlığına ve bu anayasada verilmiş olan bir yetkidir. Görevden uzaklaştırma olayı iki ayda bir gözden geçirilir diyeceğiz. Tamam? Şimdi il özel İdaresi'nin personeli atayan validir arkadaşlar. Peki genel sekreterini kim atar? Valinin teklifi İçişleri Bakanlığının kararıyla atanır diyeceksin. Genel sekreter genel sekreter İl özel idaresinde genel sekreter valinin teklifi İçişleri Bakanlığının kararıyla atanır diyeceksin. Geçtim. Diyelim ki diyelim ki eğer ki il özel idaresinde hizmette bir aksama olursa sulh hukuk hakimini bunun tespitini yapacaktır. Sulh hukuk hakimi çıkmış bir sorudur. Tamam mı? Sulh hukuk hakimi yapar. İçişleri Bakanlığı tekrar der. Ey il özel idaresi bunu ben Büyükşehir'de de anlatacağım. Diyecek ki yeni sulh hukuk hakimliği tespit ettirecek. Sonra hizmetleri yaptıracak. Bir ara Diyarbakır'da kayyum atama olayında işte büyükşehir belediyeleri çalışmamıştı, çöp toplanmamıştı vesaire. Bu durum söz konusu olmuştu. Sun hukuk hakimi tespit etmişti. İçişleri Bakanlığı il özel idaresine ki yap. Yapmadı mı? Gidecek o ilim valisi diyecek. Ey il, ilim valisi hizmette aksamı olmasın görevi yerine getir. Yaptığın ...gileri İller Bankası'ndan tahsil et. Tamam. Peki. Devam ediyoruz. Geldik bütçeye. Bütçeyi hazırlayan il özel idaresinin bütçesini hazırlayan ve uygulayan vali, görüş veren il enjümeni kabul eden il genel meclisidir. E, bu bütçe arkadaşlar mali yıl ve izleyen iki yılı baz alacak şekilde hazırlanır diyoruz. Eylül ayının bu Eylül-Kasım ayı önemli mi? Söyleyelim ya bunu iki ayı bilmeniz yeterli. Bütçe tasarısı Eylül ayının başında İl Enjümen'de verilir. İl de arkadaşlar inceleyerek görüşünü vererek Kasım ayının başında verecektir İl Genel Meclisi'ne. Eğer ki bu süreler içerisinde belediye meclisi tarafından belediye meclisi nereden çıktı ya? İl Genel Meclisi tarafından bütçe kabul edilmezse bütçe kabul edilmezse vali İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. Bütçe kabul edilmedi diyor. Tamam mı? Kim bildiriyor? Vali. Niye? Vali bütçe uygulayacak ya bütçe yok. Vali ben bütçeyi hazırladım ama uygulatamıyorum diyor. Niye? İl Genel meclisi çünkü kabul etmemiş. Vali diyor ki ey İçişleri Bakanım bütçeyi kabul edemedik. Yeni yıl geldi sana bırakıyorum. İçişleri Bakanı'nı soracaklar. Dikkat. Ne kadar sürede buna karar verir? Bunu da soracaklar. Ne kadar sürede? 30 gün içerisinde İçişleri Bakanı'nın verdiği karar kesindir. O zaman İl Genel Meclisi kabul edilmezse kim İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor? Vali. Nereye bildiriyor? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ne kadar sürede karar veriyor? 30 gün. Verdiği karar kesindir. <laughs> Arkadaşlar e, il özel dersinin bütçesiyle ve muhasebe işlemleriyle ilgili esas ve usulleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşüyle İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilecektir. <laughs> bir şey arkadaşlar il özel i̇daresi ile ilgili. Sonra yorumlar açacağım. Eğer ki il özel idaresinde bir tesiste, bir kamu malında zarar ortaya çıktığında devlet bu zararı gideriyor. %30 fazlasıyla bu zararı e, veren kişiden çıkartıyor diyeceğiz. Arkadaşlar böylece il özel idaresi de bitmiş oldu. Tamam. Açıyorum yorumları. Evet arkadaşlar. Ne kaldı? Bir özel dersi de bitti. Belediye kanunu ve Büyükşehir Belediyesi iki kanun kaldı. Şöyle yakınlaştıralım. Tamam. Çok iyi ha. Bak dünya kadar yeri bitirdik. 9 soru. Nasılız? Direkt nokta atışı. Çıkmış sorular dikkate alınarak hazırladım. Nokta atışı yerler. Soru gelecek yerler. Muhtemelen de buradan gelecek. Başka bir yerden de sormayacaklar. benim yerime sınava girsen. Oldu. Senin yerine de kaymakam olurum. Bak vali dedim. Sınava girmeden vali mi Ya İçişleri Bakanlığı gördüğünde işaretlersin zaten. Orada İçişleri Bakanlığı kararı onay diye ayrıma gitmez. İsmi kaçırdım ama İçişleri Bakanlığı kar onayı falan o da Cumhurbaşkanına dikkat et. Karar o karar onay aşamasında Cumhurbaşkanı'na dikkat et. Tamam mı? İçişleri Bakanı'na dikkat etme. İçişleri Bakanı'nda işaretle geç. Arkadaşlar söz vermek istemiyorum. Arkadaşlar yoruldum. Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Kanunu yarın canlı yayın yapacağım. Tamam yarın gün içerisinde yapacağım. Bu ikisini de bitireceğim. Tamam. Yine yayını kaydederim. Yine yayını YouTube'da paylaşırım. Al bayrak Osman. E, izleyebilirsin. Evet vesaire tabi nasıl oluyor? Vali hem il idare kurulunda il idar il, idare, idaresinin başı hem de il özel idaresinin başıdır. Tamam? Eğer vali il özel idaresine belediyeye, büyükşehir belediyesine, muhtara gidecekse idari vesayet diyeceksin. Yarın yayını öğlenin yaparım. 11-12'de yaparım. Zaten 40 sabah erken kalk projesine herkes katılıyor. Youtube'da mutlaka bizi takip edin arkadaşlar. Youtube'da da canlı yayın olabilir yakın zamanda. Tamam e, ee, tekrar amaçlı soru çözümü istiyorsanız ben bunun anayasa hukuku ve idare hukuku tekrar amaçlı soru çözümü yaptım. Ee, 120 şer 150 150 soru ama 150 soruyu çözerken e, 350 400 soru çözdüm. Tamam mı? Hem anayasa hukukunu genel tekrar ettim hem idare hukukunu genel tekrar ettim. O soru çözümlerini izleyebilirsin. Siteden ulaşabilirsin. Vali idari yargıya e, durdurmaya 10 gün içerisinde başvuruyor. Dava açmaya 60 gün içerisinde. Hukukoretir.com'dan izleyebilirsiniz soru çözümlerini. Yarın belediye e, sesim gitti. Belediye kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu da tekrar edeceğim. Mahalli idarelerden gelecek tüm soruları yapacaksınız. Teşkilat anlatın diyor arkadaşımız. Teşkilatı ben YouTube'da anlattım. Hızlandırıp oradan izlesen çok iyi olur. İnsan hakları diyor. İnsan hakları yapsam çok iyi olur ama bilmiyorum. Söz vermiyorum arkadaşlar. İnsan haklarıyla ilgili video çekip yükleyeceğim zaten de. Ama tekrar söz veremiyorum. Sesim gitti. Arkadaşlar YouTube'a girin. Ee, YouTube hukuk öğretir. Youtube hukuk Girin. E, Takibi alın. Bildirimleri açın. Tamam mutlaka açın. Sürpriz bir şeyler yapabilirim orada. Sınavdan önce. Evet hızlı 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 yazın arkadaşlar. Vedalaşalım. İnsan hakları dedik. <laughs> Herkes insan hakları yazıyor. Hocam Büyükşehir Belediyeleri için il belediyesi var dediniz. Yanlış değil mi? Sorunu anlamadım ya. Büyükşehir Belediyeleri'nde ilçe belediyesi var. il belediyesi yok. Demişsem de yanlış demişimdir. Aklınıza takılan bir yerler. Kaymakamlık İdare Hukuku 42 video. Evet izleyin. Yeterlidir ama üstüne mevzuatları okumak şartıyla. Etli ekmek borcun olsun. Yazdım. Konya'dayız. Hiç merak etme. Anayasa tekrarı yapın diyor. Bakalım. Tamam? Bakayım. Anayasayı da bir kenara yazdım. Birlik tüzüğünden kesin bir soru demiş. Sence ne gelir birlik tüzüğünden? Durdurma 10 gün, dava açma 60 gün. Arkadaşlar rakipler sağlam. Baraj yüksek yapın. 77, 78 o civarlara takılır diye düşünüyorum. 75. 75'in altına da ineceğini düşünmüyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın belediye kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu tekrarını yapacağım. İnşallah anayasanın da tekrarını yapma fırsatını yakalarım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yayını kaydedeceğim. Hoş olun, hoşça kalın. Benden bu kadar bugünlük. Güzel oldu. Kapatıyorum. Hoşça kalın.